Tam 16 ton ağırlığında, evet, banka kasası gibi bir kümese geldik. İşte o efsane güvercinler bu kalınlıkta bir, evet, kasada bir kapıyla korunan bu kümeste. Kümesin bir özelliği var. Tam anlamıyla katılıyorum. Bizim için sessiz kuş, ölü kuş. İçeride bu tarafta durmuş. Burada üniversite. Ha, burası üniversite mi? Bunlar üniversiteliler. En son seviye burası. Öyle yani mi? Burada da görevini başarıyla tamamladıktan sonra sarayda yerini alır. Perde koymuşsun abi. Tabii böyle. Yani gündüz güneş yakmasın diye öyle bir sistem yaptık. O da Mustafa kardeşimin icadı. Abi çok güzel. Zaten kategorizasyon da çok iyi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir de ne var abi? Burası bekar erkeklerin kahvehanesi mi abi? Tabii. Kafayı bulmak lazım. Kahvehane. Biz bir de yavruları elimize almayız Harun. Hayatta dokunmayız yavruya. Küçükken de dokunmayız. Sebebi nedir abi? Kuşa böyle bir performans bazında falan bir etkisi oluyor mu? Bence var. Biz yavru kuşu kesinlikle büyük kümeslere koymayız. Ekelerden uzak tutarız. Mesela yavru kuş erkek kuş sesi duymayacak. Dersini başarıyla tamamlayan sınıfa atlaya atlaya buraya geliyor. Sınıfta kalan? Sınıfta kalan gider. Dede, dede olmuş. Vur bu kuşun bak ağzı falan, gözü. Ama ne olursa olsun. Hani sonuna kadar, ölene kadar baş köşede yeri var. Arkadaş dost ortamı var, sohbet var, çay var, tatlı var, her şey var. Bir de izleyicilerimizden ricamız şu videonun altında bir kalp var şöyle işaret, beğenme butonu. Tabii beğen butonuna basar. Beğen butonuna, abone ol butonuna basar, güzel de yorumlarını yaparlarsa bir o eksik kalıyor. O da olduktan sonra tadından yenmez vallahi. Arkadaşlar herkese yepyeni bir Alatürkiye videosundan selamlar. Bugün yine Alatürkiye YouTube kanalı olarak her cumartesi olduğu gibi efsane bir güvercin videosuyla sizlerle beraberiz. Soner şöyle zaten arka tarafı görüyorsun. Şöyle çevreyi de göstermeni istiyorum. Burada hemen yanımızda iki tane değerli ustamız var. Tam böyle abi orman mı diyelim buraya? Çamlar bir yanda, ağaçlar bir yanda, cıvıl cıvıl kuş sesleri. Efsane bir uçum yeri yapmışsınız. Solumda Halil İbrahim Çelik var, sağımda Mustafa Değirmenci var. Abi önce seni tanıyabilir miyiz? Vallahi kardeşim ben Ankara doğumluyum, aslen Sivaslıyım. İşte Ovacık Atapark, doğma büyüme oradayız. Oradaki gece kondumuz yıkıldıktan sonra buradan bir yer aldık. Harun burayı yaptık, emek verdik. Bayağı uğraştık. Mustafa kardeşimle işte burada beraber mücadele veriyoruz. Sen gece kondu diyorsun da abi eşekten inip ata binmişsin. Millet yani, attan inip eşeğe biner. Yani uğraştık olmuşken güzel bir şey olsun dedik kardeşim. Çünkü i̇şte, çok özenli bir yer gerçekten. Çok uğraştık, emek verdik. Birazdan zaten kümeslere falan ayrıca değiniriz burada. Aynen. Uçum alanınız falan her şeyiniz çok güzel. Değiniriz ama öncesinde Mustafa abi seni de tanımak istiyorum. 1982 Ankara doğumluyum. Aslen Kayserliyim. Keçiören'de doğma büyüme. Önceden Hacı Kadın'da gece kondumuz vardı. Hani kiralamıştık güvercin beslemek için. Oralar yıkılınca kentsel dönüşümden dolayı. Halil İbrahim kardeşimiz de burayı aldı. Dedi gel beraber bu işe hizmet edelim, emek verelim. Biz de geldik buraya. İşte elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık bir şeyler. Buraya geliyoruz, vakit geçiriyoruz. İyi bir oyun kuşu çıkarmaya mücadele ediyoruz. Evet zaten sizin buradaki özelliğiniz abi benim gördüğüm, duyduğum, bildiğim burası sürekli kuş uçumu yapılan bir yer. Evet, hani... evet. Yani yaz kış uçurmaya çalışıyoruz Harun. Emek veriyoruz. Bizim burada kuş uçar. Devamlı denenir. Bir de yani klasman üstü kuşlar uçurmanın mücadelesindeyiz. Yani klasman derken kesinlikle hani böyle genelleme kupa olayı değil. Kanat döven, deparlı, sessiz soluklu kuşların peşindeyiz biz. Yani destebaşı kuş denen kuşların peşindeyiz. Yani öyle kuşlar da çıkıyor kuşlarımız içinden. Yani biz burada işte oturalım dostlar geliyor. Burada bizim kalabalık olur burası. Yani akşamları otururuz. Burada bir oturma yerimiz var. Dostlarımız gelir, abilerimiz gelir. Çok bir yerlere fazla gitmeye vaktimiz de olmuyor. Sabah erken geliriz. Akşam da burada otururuz dostlarla. Uçururuz işte. Öyle zevkimizi alıyoruz kardeşim. Evet, arka tarafta abi mekandan bahsedecek olursak arka tarafta bir eviniz var. Evet. Tabii evle bu güvercinle ilgili olan yerle ev arasında bir sınır var, bir tabii, çizgi var. Tabii buranın girişini tamam. Buradan verdik. Şuradan bir kapı açtık buraya. Burayı aldığımızda bu bahçe böyle devam ediyordu. Bu platform yoktu. Oranın girişi yandan bağımsız. O tarafa da gitmek isterseniz bakarız. Evet. Orada bir bahçemiz var güzel. Havuz falan var.
var mı abi, yaptınız mı? Yok, havuz yok da. Güzel orası. Bizim Bağlum'da moda oldu çünkü şimdi buralarda havuzlu ya evler. Ya şimdi havuzlu derken tabii bizim bir yaşama tarzımız var. Şimdi çocuklar burada evler iç içe biraz. Doğru diyorsun. Yani o olmaz burada da. Hani süs içinde yapılabilir. Olabilir. Evet. Aynen. İbo abi şöyle kümeslerden başlamak istiyorum. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Havada bir tane de kuşumuz var. Belki şimdi biz muhabbet ederken gelirse havadaki kuşumuzdan bahseder misin abi bir de? Şimdi havadaki kuşumuz bir boz dumanlı yavrumuz var. Bu kış yavrusu. Kışın çok sıkıya düştü. Daha doğrusu Kadir abinin kuşu. Kadir Karacaoğlu. Sazcı Kadir. Hemen arkamızda. Evet. Efsane Kadir Karacaoğlu evet. Oturuyor orada. Kadir abiyle bir gönül bağımız var. Bir birlikteliğimiz var. Yani ayrı gayrımız yok. Orada fazla artık bu sene uçumu gerçekleştirmiyor. Çoğunlukla buradayız. Şimdi kışın orada o kuş sıkıya düştü. Açamadık. Orada biraz da bina olduğu için. Burada belli metotlarla kuşu açmayı başardık. Kuş yani 2 aydır falan, 1 aydır oturmaya başladı. Yalnız şu kısımdan 2 metrelere falan giriyordu. Son zamanlarda kuş bir yağmur olayı oldu. 3 gün yağmur fırtına. Uçuramayınca kuş yerini değiştirdi. Çok uzaklardan kilitliyor ama burada bizim buranın bir handikapı var. Şu çamlardan, komşunun çamlarından ve şu telden dolayı kuşlar buradan zorladığı zaman giremiyor Harun. Yani siz de gördünüz biraz önce uçan kuşlardan da. Tellerin hedefe tabii, çok yakın olması. Yani evet. Artık bakalım yerini değiştirmeye çalışıyor. Bugün şuradan girmeye başladı. Çok uzaklardan yani tabiri caizse 1 kilometre uzaktan kafası üstüne çakılan bir kuş. Eğer denk gelirse videoda çekeriz. Ben şöyle söyleyeyim sevgili izleyicilerimize. Biraz önce iki seferine gözümle evet. Şahit oldum. Evet. Kurşun gibi, mermi gibi aşağı doğru geliyor. Evet. Çok hızlı bir kuş. Biraz daha böyle çalıştıktan sonra düzenini de oturtmuşsa. Ya Harun şimdi şöyle söyleyeyim. Hani kimseye kuşçuluk anlamında bazı şeyleri anlatmaya gerek yok ama bizim kuşlarımız hızlı kuşlar. Böyle aheste gelip sefere gelen kuşlar değil. Zaten aheste gelen bir kuş olsa, ağır gelen bir kuş olsa buradan her türlü becerir. Bu telin altından da girer. Şu çardağın altından da girer. İpince delikten de girer. Yalnız bu kuşlar hızlı olduğu için, hızlı geldiği için bu çamların üzerinden beceremiyorlar. Doğru diyorsun. Bakacağız. Yani artık komşuyla bir konuşup çamları mı indiririz? Yani abi, doğaya da fazla zarar vermeden bir çare bulacağız. Abi sağlık, yani. Sağlık olsun. Her kuşçunun bir sınavı var. Tabii, senin tabii. De sınavın bu aynen, abi. Aynen artık. Çünkü kuşçuluk aynen. Yani hayat içerisindeki hobilerin arasında yapması en zor olan aynen, şeylerden birisi. Oyun kuşu dünyanın en zor şeyi. Oyun kuşu çok aynen, zor. Aynen aynen. Birçok faktör var. İşte mesela havada kuş var, rüzgar başladı. Ya şimdi gerçekten ben bir kuşu dört dörtlük uçurup da şurada insanlara izletebilen, altında bir çay içen insanlara çok büyük saygı duyuyorum. İyi bir kuşu dört dörtlük hazırlamak, o senin bahsettiğin faktörler var. Mesela kuşun kızma durumları var, gevşeme durumları var, hastalık var, atmaca var, rüzgar var, hava koşulları var. Artı kuşun bir de olmama, kan uyuşmama durumları var. Mesela çok iyi başlar sonradan bozulur. Yani gerçekten bu faktörleri aşıp bir kuşu hazırlamak, herkese seyrettirmek, eşinle dostunla paylaşmak çok büyük bir meziyet. O yüzden de kuş uçurana saygı duymak çok lazım. Çok büyük saygı duymak lazım. Ha bana göre oyun kuşu iyi bir tane. Herkes de bu iyinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Belki biz de bazen elimizdekini iyi diye yorumlayabiliriz ama herkes de biliyor ki oyun kuşu bir tane, iyi bir tane. Ama işte şu anda tabii herkesin de dediğin gibi uçurduğu kuşa da saygı duymak lazım. Burada şöyle bir şey var. İyi bir tane. İyi bazen bir tane insan kendini motive edebilmek için elinde iyi olmayana da iyi demek zorunda kalıyor ya kendisine belki ama. Belki şimdi bu kuşu tutturmak çok zor bir şey Harun. Belki elindeki üst klasman veya da normal sıradan bir kuş olsa bile adam diyor ki benim belki tutturduğum kuş bu kardeşim ömrümde. Bana göre bu iyi bana diyor. Göre bu iyi ha, diyor. Beni bulabilir, bunu i̇şte bulabilir. Burada diyor. Da insanın arkadaşları, çevresi burada çok önemli tabii, abi. Tabii tabii. Neticede herkesin eline, emeğine sağlık tabii, diyelim abi. Tabii ki, tabii ki. İbo abi ben şimdi şöyle kümeslerden başlamak istiyorum. Tabii. Estetiğe özen gösteriyorsun burada. Yani estetiğe özen gösteriyoruz. Burada şöyle bir durum var. Şimdi böyle bir sistem gerçekleştirdik biz. Mesela burayı uçum kümesleri yaptık. Yavruları grup grup buraya ayırıyoruz. 6 tane kümesimiz var. Burada işte havai baştakiler. Burada takla çevirmişler. Ha 10 numara burada, ya. Burada yeni uçurduklarımız. Burada işte grup grup yeni uçanlar. İşte 10 günlük uçanlar. 20 günlük uçanlar. Havai başta olanlar. Bunları grup grup. Günlük de performanslar değişirse arada. He. Bir tane oralara dahil edebiliyoruz. Gruplardan birer tane, ikişer tane. Aralardan akil oluyor yani. Tabii mesela bir tanesi gruptan sıyrılıyor. Öbür gruba geçebiliyor. Dedim ya zaten kümes düzenin de çok iyi abi. Bir de bir tane kümes yok. Burada birçok kümes var. Şu benim en çok ilgimi çekti. Buraya perde koymuşsun abi tabii böyle. Tabii yani gündüz güneş yakmasın diye öyle bir sistemi yaptık. O da Mustafa kardeşimin icadı. Kuşları gündüz güneş yakmasın diye yani tabii, güneşten tabii, zarar tabii. Görmesinler diye böyle bir şey yaptınız. Kapılarını açıyorsunuz. Tabii bunları yavruları çıkardığımız zaman grup grup uçuruyoruz. Bir tane pilot kuşumuz var. İndirdikten sonra sürüyoruz. Öbür grubu uçuruyoruz. Hayvanlar da buna alışıyor zaten bir müddet sonra. Zorluk çekmiyoruz. Çok iyi ya. Güzel gerçekten. Bir sistem. Hani kümesten kuşun fırlama durumu, ayırayım derken başka kuşun uçma durumu olmaz. Mustafa abi eline sağlık. Gerçekten çok zekice olmuş. Bence birçok izleyici arkadaşımız, abimiz de bu tekniği yapmak isteyecektir. Şimdi burası açık olduğu için öğleden sonra güneşi komple alıyor. Hani içinde kuşlar bunalmasın diye böyle bir sistem yapmak
yapmak aklımıza geldi. Onda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Abi çok güzel. Zaten kategorizasyon da çok iyi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bir de ne var abi? Şimdi bir de yeni, daha yeni kovaladığımız yavrularımız var. Aslında bunu öyle de yapsan güzel olur. Birinci seviye, yani, ikinci seviye. Aynen aynen. Aynen. Son, yani belki önemli. Şimdi rakamları yapıştırırken biraz Osmanlı usulüne göre oldu harf dizilimi. Ha, aynen. Ya, yani şuradan başlamaz gerekiyordu. Şimdi aslında 6'dakiler en üst seviye şu anda. Öyle bir durum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o zaman şimdi. Ya normalde birinin orada olması lazım. Ama ters olunca şimdi bunlar yeni uçanlar kardeşim. Yeni yeni başlattıklarım bunlar abi. Yok bunlar işte daha takla çevirmediler. Bir haftadır böyle kovaladığımız yavrular. Grup olarak atıyorsun bunları. Tabii tabii bunlar grup grup atıyoruz. Özellikle uçum saatlerinde dikkat ettiğin hususlar neler abi? Şimdi sabah 7'de buradayım. Yazın zaten aileyle burada kalıyoruz okullar kapanınca. Sabah 7'de buradayım kardeşim. İlk önce sabah teke uçurduğum kuşları atıyorum. Mesela çok güzel bir dumanlı yavrum var. Sabah teke atıyorum. Onun videolarını da inşallah çekeriz. Olur olur. Heh. Mesela ne zaman atacaksın? Mesela yarın sabah, her sabah onu 7.30-8 gibi atıyorum. O zaman şöyle yapalım mı abi? Sen cep telefonunda video çekerken olur. Hatta özellikle izleyicilerimizi de Alatürkiye için çekiyorum tamam, diye videoda olur belirt. Olur. O olur. Kuşun da performansını görmek olur, isteriz. Olur olur olur. Çok güzel başladı. Burada... Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Yeni başlayan bir dumanlı yavrumuz var. 3-4 gündür teke atıyoruz. Alatürkiye YouTube kanalı için bugün sabah birkaç çekim yapacağız. Kuşu kaldırıyoruz. Maşallah sana. Allah Türkiye'ye gelsin. Bunlar yerim yaptırdın mı? Allah Türkiye kanalına gelsin. Rüzgar var ama yavrumuz güzel maşallah. Allah Türkiye'ye gelsin arkadaşlar. Dumanlı yavrumuz güzel olacak maşallah. Aferin yavrum. Arkadaşlar yeni yeni teke atıyoruz. Herhalde yapacak kendini güzel bir şekilde. Maşallah. Arkadaşlar bu da kuşumuzun inişi. Maşallah sana. Allah Türkiye YouTube kanalı izleyicilerine keyifli seyirler. Herkese iyi günler diliyorum. Burada dedin yeni başlayanlar var. Grup grup aynen, atıyorsun bunlar daha. Bunlar da işte bunlar da iki grup. Aynı yandaki yerde bunları yeni kovalıyoruz. Biz bir de yavruları elimize almayız Harun. Hayatta dokunmayız yavruya. Küçükken de dokunmayız. Sebebi nedir abi? Ya oyun kuşunu fazla ele almam ben. Yani yavruyken de dokunmam. Bir sağlık sorunu olmadığı sürece bizim kuşlarımız çok ürkektir. Dışarıda falan yakalanmaz. Yani çok böyle bunalmadığı sürece kuşa da ben dokunmam. Çocukluğumdan beri öyleyim. Yani elime almam fazla. Sence peki hani kuşu eline almamanın kuşa böyle bir performans bazında falan bir etkisi oluyor?
biliyor musun? Bence var. Veya çok ele alınan kuş yalaka mı olur diye yani, mesela hani o anlamda yani soruyorum. Yani mesela şöyle olur, bir yere düşerse yoldan geçen çocuk bile alabilir kuşu. Ha, birini gördüğü zaman kaçsın kalksın tabii, gibi kediyi görür, çok tepki vermez. Kuş biraz böyle sıkı olacak, ele falan almayacaksın. Kuş böyle biraz ürkek yabani olacak yani diyorsun. Benim düşüncem o. Yabani de o tabir kullanılabilir. İşte bunlar takla işlemiş. 3 numaradayız abi. İşte yeni yeni takla dönenler bunlar da. Şimdi 1, 2, 3'e geldik. 4'te artık teke alınanlar başlıyor mu? 6'da havai baştakiler var. Yani bulutta artık tepinenler var. Tek olanları göstereceğim sana şimdi. He, bunlar teke aldıklarım burada yok. Tabii teke aldıklarım, onları teker teker koyuyorum. Onları tek koyarım. Tek kümese salmaya bir tane. Salmaya bir tane. Yanına kuş koymam. Neden abi? Abi teke uçan kuş kesinlikle boş kümeste olup, yüksek bir kümeste, geniş bir kümeste olup uçmayacak içeride. Gevşer kuş. He, hayvan şey yapmayacak diyorsun. Tabii. Diğer kuşlar rahatsız tabii olup çok hareket yanında, etmeyecek. Kesinlikle yanında eke kuş da olmayacak. Enerjisini arkadaşlara, biriktirecek. Arkadaşlara tavsiyemdir. Teke aldıkları kuşu veya yavru kuşu kesinlikle eke kuşların, özellikle erkek kuşların yanına koymasınlar. O erkek kuş öterse onu kandırır. O kuş kızmaya başlar yavru. He kız. Oyun yapmaz. Ben de şey anlamında diyorsun zannettim. Hani kümesin içine koyarsın. Dişi gelir dürter. Bir başkası gelir dürter. Enerjisini başka, şey yapmasın. O da var. O da var. O da şu bir etken. Mesela başlayan bir kuşu geniş bir kümese koyduğun zaman kuş içeride oradan uçar. O tüneye konar. Öbürü kovalar, başka tüneye konar. Ne olur bu kuş? İçeride bütün enerjisini sarf eder. Dışarıya çıkardığında isteksiz bir uçum olur. Yapacağını yapmaz. Ama bak mesela buradan ben yavruyu kovaladığım an, kapıyı açtığım an kendileri fırlar. Hayatta ben böyle elimle kovalamam. Açtığım an hepsi birden fırlar gider. Çünkü uçamıyor içeride. Enerjisini atamıyor. Son derece sıkı bir güzel sonra bir çıkartıyorsun var. Özgürce saatlerce istediği kadar uçuyor. Tabii çok sıkı bir şekilde uçuyor. İstekli uçuyor. Çünkü içeride enerji sarf etmiyor. Yemin yiyor, tünüyor. Yani bu da aslında profesyonel bir böyle kamp usulü diyebilir miyiz? Yani hayvan tabii. Tabii belli ki. Bir zaten uçum saati var. Sen bu kuşları zaten bu uçumu yaptırabilmek için burada besliyorsun. Tabii mesela bizim büyük kümeslerimiz de var. Biz yavru kuşu kesinlikle büyük kümeslere koymayız. Ekelerden uzak tutarız. Mesela yavru kuş erkek kuş sesi duymayacak. O ötümü duyduğu zaman kızmaya başlar. 3'te kaldık. 4'ten devam ediyoruz abi. 4'te de işte 3'ün aynı grup. Bunlar da taklayı çevirenler. 3'le aynı grup dedik. Yani hemen hemen aynı seviyedeler. Peki kuş uçumuna bu kadar yoğun muhabbet olarak eğilmişken Mustafa abi, İbo abiyle böyle uçum konusunda zıtlaştığınız konular var mı? Ya o kadar fazla yok. Çünkü ikimizin de amacı aynı. Aynı kuşa hizmet etmek. Yani standartlarınız benzer tabii mi? Tabii tabii. Standartlarımız hani hemen hemen birbirine çok yakın. Çünkü o da böyle sıkı, tempolu, hızlı fişek yapan kuşları seviyor. Ben de o şekil kuşları seviyorum. Hani bizim kuşumuz 50 sefer yapmasın, 30 sefer yapmasın. 18 tane, 20 tane böyle sesli, soluklu, şamatalı oynasın, bizi tatmin etsin yeter. İkimizin de görüşü aynı olduğu için fazla zıt düşmelerimiz olmuyor. Metraj beklentiniz nedir abi? Ya metraj kuşlarda beklentisi, hani herkes ister çok uzun metraj olmasını. Kim istemez? Ama bizim hani standartımız 25 metre, 30 metre böyle 7-8 takla. Bereket versin. Bereket dersin yeter. Evet gayet güzel. Ama sesli soluklu bu dediklerimizi ekede yapacak, yavruda değil. 17-18 tane böyle 20 metre, 30 metre, 7-8 takla. İbo abi sen ne diyorsun? Harun, Mustafa'ya tam anlamıyla katılıyorum. Bizim için sessiz kuş ölü kuş. Kanat sesi kırık kuş bizim için ölü kuş. Ben mesela yavrunun çatalnesini söktüğüm zaman bizim kuşlardan kolay kolay sessiz çıkmaz da. Olur da bazen gazayla çıkıyor. Ben hiç o yavruyu uçurmam. Direkt buradan aforoz ederim. Hediye ederim diyorsun. Yok ederim yani o yavruyu. Şöyle çatalnesini söküp bıraktığım zaman yavruyu sesli olacak. Kanat sesi bir kere olacak. O kuşa hizmet bile etmem ben. Kanat sesi yoğun olan kuşlarda kanat açma mevzusu. Yok, o kuşun soyla alakalı bir şey. Mesela bazı arkadaşlar şunu yanlış biliyor. Onu da kendi tecrübeme dayanarak, belki ben de yanlış biliyorum ama bazı insanlar der ki bu kuş çok sesli kanat yarar. Hayır. Kuş kanadından, sertliğinden kanat yarmaz. Kuş taklayı vururken kanada vurursa ondan kanat yarar. Mesela sessiz bir kuşun da ben çok sessiz bir kuşuna kanat yardığını gördüm. Yani tertibatla alakalı bu. Tabii. Taklayı vururken kanadı birbirine çok vurursa ondan dolayı kanat yarar. Anladın yani mı? Çoğu kişi yoksa buna dirsek der. Hani dirsekli kuş kanat açar. Dirsek açma. Aynen. Şimdi sesli kuşla kanat yarma olayının alakası yok kardeşim. Yani bu tamamen insanların içinde yanlış bilinen bir şey bugüne kadar. Biz bunu söylüyoruz. Tecrübelerimizle söylüyoruz. Ben mesela çok sessiz yabani, hatta yabani sesinde bir kuşun bile kanat açtığını gördüm. Taklayı beceremiyor. Taklayı vururken kanada vuruyor. Yani dediğim gibi o da dolayısıyla tertibatla alakalı açıyor, bir şey. Açıyor. Dirsekleri açıyor. Kemik, hayvanın tabii, kemik tabii, yapısıyla tabii, tabii, alakalı bir şey. Tabii kemik kemiği vuruyor birbirine. O da yarıyor. Sesle alakalı bir durum değil. Ben bak çok burada sesli çok deparlı kuşlar uçurduk. Kesinlikle kanatta bir tane dokunma olmaz. Mesela bugün uçurduğumuz bozdumanlı dişi. Çok tempolu, çok sesli bir dişi. Bir tane bile kanatta dokunmaz. 5'ten devam edelim abi. 5'e geldik. Kardeşim bunlar havai baştalar. Bunlar bulutta işte 7, 8, 9 döşeniyorlar. Yani tahminim, benim tahminim bir hafta 10 güne artık
atlamaya başlarlar. Zaten teke kendini ayırır. Kuş inmeye başladığı zaman diğerleri iner, o kalır. Sen artık bunun teke düştüğünü anlarsın. Ha, teke düştüğünü oradan anlıyorsun. Aynen. Biz biraz da kuşu Harun yukarıda çok çalıştırırız. Bazı arkadaşlar atmacadan korkusundan dolayı, onlar da biraz haklı. Hani atmacaya vermeyeyim diye kuşu biraz daha çabuk teke atıyorlar ama biz kuşu yukarıda havaya başta dirsek yapması için, güçlenmesi için en kötü bir 20 gün 15 gün çalıştırırız. Neden? İlk teke attığımız zaman en kötü bizim teke aldığımız kuş 1 saat 45 dakika havada kalır. İlk gün bile. Altına 20 tane kuş sersek inmez. 1 saat 45 dakika mı? 45 dakika 1 saat. 45 dakika 1 saat. İlk teke aldığımız gün mesela. Şuradan bir yavru yarın başladığı zaman ben ilk teke aldığım gün 45 dakika 1 saat. Altına da bu kadar kuş kalma kaydıyla uçurur. İnmez. Müdahale ediyor musun peki ineceği zaman? Tabii bunalırsa, bazen bunaldığı oluyor. Pırıltı verdiğimiz oluyor. Ama şunu demeye çalışıyorum. Yukarıda çok uçarsa, çok dirsek yaparsa, güçlü olursa, çok çalışırsa aşağıda da o kadar güçlü olur. Tabii illaki. Tabii. Şey olarak sordum. Müdahale ediyor musun derken hani 20 dakikasını tamamlayıp inmek istediği ya zaman bazen kuş poşet şimdi, falan sallıyor musun? Ya şimdi yok. Öyle bir şey yok. Mesela şöyle söyleyeyim. Bazı kuşu teke alırız. Hayvan yavru taklaya başladığı için bunalır bazen. Etrafa sarkma durumu yapar. Pırıltı veririz. Buraya alırız kuşu. Zaten o aptallık süreci 1-2 gün sürer bazı hayvanlarda oluyor. Ona yardımcı olmak i̇şte lazım. O da doğru takiple. Tabii kuşu buraya oluyor. İlk önce kuşu hedefe kondurmak önemli. Doğru takiple hayvanın hata yapmasına müsaade etmemen kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Bir çatıya konarsa bitti bizim evet, için. Ben çatıya konan kuşu kral olsun yollarım. Çünkü niye oraya konduğum bizim için bitmiştir. Evet. İşte oraya konmasını engel olmak tabii lazım. Yavruya doğru bizim yavruya ilk yeni uçurduğumuz yavruya ilk verdiğimiz eğitim hedefe konma eğitimi. Hedefe konacak abi yavru. Hedefe konarsa o terbiye öyle alır devam eder. Geldik 6'ya abi. İşte 6'da, bugünkü düzenimizi çok beğendim. Bir kümes gezip biraz muhabbet ediyoruz. Evet. Kümes gezip muhabbet ediyoruz. Çok altıdakiler iyi. Altıdakiler starlar işte. Bunlar şu anda öbür gruplara göre en önde bunlar. Çünkü daha önce uçtular. Star derken kuşların hepsi iyi de kendimize göre. Ha, bunlar en önde şu anda. İnşallah bir tahminim 3-5 güne bir haftaya bunları teke alır izleriz gibi düşünüyorum. Terslik olmazsa. Camiada Halil İbrahim adını andığımız zaman starlar mı derler? Yok, bizim öyle kuşlarımızın bir ismi yok kardeşim. Ben şimdi öbür gruplara göre bunlar biraz önde. Star kelimesi ondan olan. Şöyle düşün. Bura ilkokul. He. Birinci sınıf, ikinci sınıf. Yani şu anda en önde bunlar. Dersini başarıyla tamamlayan sınıfa atlaya atlaya buraya geliyor. Sınıfta kalan? Sınıfta kalan gider. Şey çift dikiş olan var mı yoksa sınıfta kalan direkt yok, okuldan mı? Yok çift dikiş yok bizde. Ha, sizde çift dikiş yok. Direkt tahsilnamesini veririz biz onu. Şimdi kademe kademe sınıf atlaya atlaya gelirler. Şimdi güvenlik seviyesi de artıyor yavaş yavaş. Ya tabii. Şimdi bunlar ekede denediğimiz kuşlar. Bizim için eke çok önemli. Şu anda 4-5 tane kuşumuz hala bu mevsimin ortasında eke uçuruyoruz. Şu anda genel kümeslerde eke uçuran insan, kuş uçuran insan sayısı azdır. Herkes yavruya yüklenir. Biz ekelerimizi hala uçurup bak bugün uçan iki kuş da ekeydi. Evet, bugün iki tane kuş attınız. Evet, ikisi de eke. Biz daha yavru kaldırmadık. Yavruları siz gelmeden önce uçurduk biz. Yani insanların bu dönemde çok yavru uçurması havaların güzelliğiyle mi alakalı? Yani sezon. Şu anda yavru uçurma sezonu. Yazın yavru uçar. Ama biz ekeyi de ihmal etmeyiz. Bizim için eke kuşun uçması çok önemli abi. Denememiz lazım. Yani yavrulukken uçtu oynadı bizim için bir şey ifade etmiyor. O kuşu bir sene boyunca tekrar, gelecek sene tekrar uçurdu. Ya ortada doğru bir şey var sanırım. O da şu, yavru kuşun ne yapacağı belli olmuyor. Sağ solu. Bugün belki 100 metre 35-40 sefer 100 metre atıyorum 20 takla yapar. Yarın bakarsın gitmiş çatıya konmuş belki. Ha şu da var. Yani yavruya güven olmaz ama ekelini bekleyeceğimiz kuşun da yavrulukta bir şeyler yapması lazım. Her yavru kuş da ekeleye beklenmez. Yavrulukta bir şeyler yapacak. Nabza göre şerbet. Şimdi yavrulukta bir şeyler göreceğiz ki ekelini bekleyelim onu. Yavrulukta mesela hiçbir şey yapmamış kuşu seneye bekletmeyiz. Doğru, evet. Bir de benim şahsi görüşüm, Mustafa'ya da bunu çok paylaşırız. Bir Erdal abimiz var Ete Mesut'ta. Bağlıca'da Erdal Bingöl. Onu da analım buradan. Sevdiğimiz bir abimiz. Bolca selam olsun. Onun da birkaç kuşu bizde var. Sağ olsun. Mesela o şunu der. Bir kuş 50 günde 45 günde uçurduktan sonra yavruluktan teke atlaması lazım. Yani çok uzun sürmeyecek yavrunun işi. Bugün uçurmaya başladıysam 45-50 günde kuş teke atlayacak abi. Zaten ondan sonrası tüye giriyor, sıkıntısı başlıyor, kızıyor. O iş uzuyor. Evet. Yani 45-50 gün içerisinde bir yavru uçurduk mu teke atlaması lazım abi. Ya bir kuşa 3-4 ay uğraşılmaz mı zaten diyorsun? Zaten yavru sana uçutturmaz 3-4 ay kendini. Tüye doğru, girecek, doğru, kızıyor. Doğru gerçi tüye giriyor. Bir yavru zaten 1,5 ay izlersin. 45 günde başlarsa 1,5 ay izlersin. Yoksa 3 gün izlersin sonraki. Aynen öyle. Burası da dişilerin kümesi, bekarlar kümesi. Dişilerimiz dışarıda. He, kümesin içini şöyle görebiliriz. Ferah bir kümes abi buralar. Dişilere güzel bir yer yapmışsın. Aynen. Bizim terasta da, Atapark'ta terasta da damızlıklarımız var. Onlar hastamızlıklar mı? Ya has derken tabii biraz da güvenlik amaçlı. Orada da güzel yavru büyüyor. Şimdi her şeyimizi de buraya koymayalım diyoruz. Orada da burası bir, da gayet güvenli bir yer ya yine. Ya güvenli tabii, güvenli ama yine de bir kendimizi emniyete alma. Tabii. Burası da bizim Hüseyin abimiz var. Onun kümesi. O kuşları burada uçurmaz. Belediyede çalışır. Biz işte burada kuşlarına bakarız. Yemini suyunu veririz. Kapatırız. O yavruları başka bir abimiz de orada uçutturuyor. Burası komple
Hüseyin abinin kümesi. Hüseyin abinin kümesi. Onun vakti olmadığından dolayı fazla ilgilenemiyor. Belediyede çalışıyor. Hüseyin Özkara. Yeri falan da gayet güzel. Evet, kümesi de güzel. Emaneti de çok güzel yerde. Evet, ilgileniyoruz. Güvenli bakarız. Duruyor burada, evet. Evet abi, ne uçuracağım bugünümüze? Eke boz dumanlı. Dişi. 3 ağız yavru büyüttü. Yeni yeni antrenman veriyoruz 4-5 gündür. Güzel, fena değil. Kaldıralım abi o zaman. Ne yapar sence bugün abi? Yani bir 10 tane, 15 tane civarında, 17 tane civarında atlıyor. Zaten 2 gündür değişti. 6-7 gündür antrenman, 4-5 gündür antrenman veriyoruz. Yavruyu öldürdü. Biz de ayırdık eşinden. Yeni yeni yükleniyor. Geçen yazdan emek verdiğimiz bir hayvan. Beklentimiz büyük. Hemen yanımda Ala Türkiye YouTube kanalının babası Osman Erbaş var. Uzun zamandır tabii nadir böyle 3-5 bölümde bir görüyoruz, 10 videoda bir görüyoruz. Osman amca, izleyicilere bir şey söylemek ister misin? Herkese çok selam olsun. Bugün yine Halil İbrahim kardeşimizin oradaydık. Mustafa Değirmenci ile beraber. Sazlı Kadir abimiz var burada. Ondan sonra sevdiğimiz arkadaşlarımız, abilerimiz. Atilla abimiz var, belediyede Atilla besliyor. Atilla abimiz var. Abimiz var burada bak. Şu abiler, arkadaşlar hiç eksik olmaz. Hafta sonları özellikle cumartesi, pazar. Burası buluşma yeri ya kuşçuların. Buluşma yeri. Arkadaşlarımız da ekmeği yenilir, suyu içilir arkadaşlar, sağ olsunlar. Kuşları da var havada, daha ne olsun. Aynen, her şey gayet güzel. Tabii. Muhabbet de var, sohbet İstersen de var. İstersen kuşa bir bak, geliyor bak kuş. Kuş kitledi, geliyor kafasını. Soner üzerine. Görebiliyor musun? Geldi. Soner. Abi 2-3 yazda biraz zor olabilir. Girerse geçti. Çok iyi bir atımı var. İşte düzene girerse kupayı hazırlıyoruz bakalım. Osman amca, muhabbet var, güzel kuş var, arkadaş dost ortamı var, evet. Sohbet var, çay var, tatlı var, her şey var. Bir de izleyicilerimizden ricamız, şu videonun altında bir kalp var, şöyle işaret, beğenme butonu. Tabii beğen butonuna basarlar. Beğen butonuna, abone ol butonuna basar, güzel de yorumlarını yaparlarsa bir o eksik kalıyor. O da olduktan sonra tadından yenmez valla. Aynen öyle. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Harun, burada bizim teke kuşlardan kalmıştık, teke attığımız kuşlardan. Tekrar en başa geldik abi. Tabii biz teke aldığımız kuşları böyle salmalara tek olarak koyarız kardeşim. Şimdi fazla açmayayım, fırlayabilirler. Bu şekilde tek tek koyarız. Kuş içeride, bu taraftadır. Burada üniversite.
Ha burası üniversite abi. Bunlar üniversiteliler. Üniversite. Bunların senesi var mı? Kaçıncı sınıf? Onu da bir iki lisans mı, ön lisans yani, mı, yüksek lisans mı, doktora mı ne abi yani üniversite. İşte en son seviye burası. Yani burada da görevini başarıyla tamamladıktan sonra sarayda yerini alır. Bunlara biz doktora yapıyor diyelim o zaman. Öyle diyelim. Aynen. Burada dışarıda dişilerimizi. Evet, bunlar dişilerimiz. Bekar dişilerimiz. Peki biz... abi özellikle şeyi soracağım. Neden altına pırıltı olarak dişileri açtık, erkekleri değil? Bunlar biraz hareketsiz, kuşun altında çok böyle kanat çırpmadıkları için. Biz bir de hepsini eşe atmıyoruz. Biz bütün damızlıkları eşe atmayız. Mesela bizim tüm sezonda devamlı burada dişi erkeğimiz bekar durur. Yani mesela bunlar yine evdekilerle hemen hemen aynı kuşlar ama hepsini eşe atmayız. Zaten zaman da yetmez ona Harun. Peki pırıltı olarak erkekli dişili karışık çıkartılabilir mi? Şimdi hata bunlar, mıdır bu? Abi şöyle, hata değil ama bizim burada eşli kuş olarak bekar kümesleri olduğu için dişleri ayrı çıkartıyoruz, erkekleri ayrı çıkartıyoruz. Çok kızgınlar. Hemen çıkardığımız zaman eşleşirler abi. He. Ortalık karışır. O bunlar zaman... uzun zamandır bekar yani. Evet, kontrolü elden kaybetmemek yani, lazım. Hemen yumurtayı alırlar. Tam 16 ton ağırlığında, evet, banka kasası gibi bir kümese geldik. Şöyle, evet, bu kümesimiz çeviriyorum. Erdal Peköz abimizi de analım. Sevdiğimiz bir abimizdir. Bizim hemşerimizdir. Erdal Peköz abimiz. Onundan aldık biz bu kümesi. İşte o efsane güvercinler bu kalınlıkta bir, evet, kasada bir kapıyla korunan bu kümesin bir duruyor. Özelliği var Harun. İki sac var. İki sac ortasında beton var. Dış sac, iç sac, ortasında beton var bu kümesin. Yani her tarafında. Hırsız olsam kapıyı bir kere zaten bu kapıyı aşamazsın. Kapıdan girmek zaten. Yani bu vinçler değil, şeyler var. Gökdelenlere kurulan vinçler var. Büyük vinç getirttirdik. O buraya bomba uzattı bunu yoldan. Yani küçük mobil vinçler. Tabii yani yoldan buraya uzattı. Ondan sonra çatı üzerine koyduk. Yoksa bu kümesi buraya sokamazdık zaten. 16 ton ağırlığında. Ya 15-16 ton. Çünkü onlar söyledi bize vinççiler. Onların tartısı var. He. Kaldırırken tartı. He. Evet evet. Aynı değil mi? De. Hani onun söylediği 16 ton bu, kümesi. Bu Erdal Peköz abimizden almıştık biz bu kümesi. Sağ olsun. Onun şeyiyle bize geçti. Gayet güzel, korunaklı. Evet. Eşi benzeri de Türkiye'de nadir bulunacak, evet, güzel bir kümesi. Burada da salmalarımız var. Burada da bazı eşte kuşlarımız var. Bunlar, burası eşhanelerimiz herhalde. Evet, Mustafa'yla burayı yeni yaptık. Mustafa geçen hafta yaptırdı burayı. Böyle bir düşüncemiz vardı. Peki abi. Güzel de oldu. İbo abi, burada Mustafa abi, hatta onu sana gel sorayım. Mustafa. Burada kümes salmaların arasında birbirlerini gören pencereler görüyorum Soner. Şöyle görebilir misin beni? Salmaların, her salmanın arasında bir pencere var ve birbirlerini görüyorlar. Ya o birbirlerini görme için değil. Şimdi arkaya doğru karanlık olduğu için hani arka taraflar aydınlık olsun diye onu düşündük. Aydınlık penceresi. Tabii aydınlık penceresi. Işık olsun diye. Kuşlar kendi arasında iletişim kursun yok, diye diyor. Yok, yok, onun için değil. He. Hani arkaya doğru karanlık olduğu için kümes dip tarafa doğru. Hani ışık olsun, aydınlık olsun diyerekten öyle bir şey düşündü Halil İbrahim. Hani biz de bir uygulayalım, deneyelim dedik. Burada başka bir sınıf. Bura ne abi? Ya orada doktorayı bitirenler buraya gelir. Burada staj yeri diye. Eşe atarız. Şimdi kuşun oynaması önemli olduğu kadar oynayan kuşun altından gelen yavrunun da oynaması önemli. Kuşun oynaması önemli olduğu kadar oynayan kuşun altından gelen yavrunun da oynaması önemli. Lazım. Tabii. Çünkü o yavru oynadığı zaman annesinin babasının kaliteli olduğunu tespit ediyor. Kanın uyuştuğu. Şimdi kuş istediği kadar star oynasın. Altından gelen yavru oynamıyorsa hiçbir anlamı yok bunun. Niye? Sen o sabit anne babaya gebe kalırsın. Aynen. Önemli olan tutmuş bir soyun altından gelen yavrularının oynaması. Hani deriz ya 7 kuşak. Şimdi misal eş ederiz. Altından gelene bakarız. Oynar. Oynaması lazım. Onun altından gelenin de oynaması lazım. O zaman biz bu kuşa tutmuş soy, tutmuş kuş diyebiliriz. 7 kuşağın 7'sinin de oynayanı var mı elinizde abi? Ya hemen hemen var. Hani 15 senedir, 16 senedir Halil İbrahim'in de. 7 kuşağı da geçer o. Tabii Halil İbrahim'in misal gökleri var. Yaklaşık 17-18 senedir aynı göklere hizmet ediyor. Gökbenekleri var. Şunlar bak o gökler. Bak burada. Misal Halil İbrahim bunlara 17 senedir falan hizmet ediyor. Şöyle bir erkeğimiz var bak. Koyun bir erkeğimiz. Alabilir miyiz abi onları görürsün? Tabii. Daha önce alalım. Biraz ürkek. Yani kuşlarımızı hiç ele almadığımız için. Şöyle dışarıda görsek çok daha rahat olur. Aynen. Bunu biz Eke'ye de uçurduk. Eke'ye de çok izleyen arkadaşlarımız var. Yani şöyle söyleyeyim. 17 yaşında dedin değil mi abi? Yok. Yok, 16-17 yıllık kuşlar. Bu erkek hani 5-6 soyu yaşında. He, 16-17 yıllık ha, soy. He, şöyle ben söyleyeyim. Ben de dedim 17 yaşına göre yok, genç diyecektim. Şöyle söyleyeyim. Yeğeni de bizim bunların ebedede çok seviyor. Götürdü. Şu anda hala yavru alıyor. Şu anda 15'e girdiler. Bunlar? Ebele dede. Ataları. He. Bu şu anda 5 yaşında falan. Maşallah. Tüy kadar ömrü olsun abi.
Gayet düzenli, özenli bir yer yapmışsınız. Bunlar kategorizasyon, sınıflama çok iyi. Bunlar Mustafa'nın bozlar. Yani bunlar da çok eski kuşlar. En iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, şöyle görelim Mustafa abinin efsane soylarından. Şu an yavru alıyoruz bunlardan. Tabii eşe attık, yavru alacağız. Buradan iki esnidir abi. Ya bunlara ben uzun yıllardır hizmet ediyorum. Hani bunlar bize tabiri caizse bunların ataları rahmetli babamızdan kalma. Biz babadan kuşçuyuz. He. Bir de öyle bir şey var. Hani sonradan heves edip başlamadık. Babadan kalma. Tabii. Efsane soylar diyorsun. Altından yavrularını da aldın, devam ediyorsun. Tabii. Yıllardır. Kaçıncı ağız olacak abi? Çok az. Şimdi yan tarafta bekarda duran bir erkek var. Ben size onu gösteririm. Bir 17. Olur, o tarafa bakalım abi. 17 yaşında falan var. 17 yaşında. Hı. Onu bir görelim mi? Tabii. Şöyle bir, de bir erkeğimiz var. Bu da göklerin dedelerinden. Evet. Tertemizler, pırıl pırıllar maşallah. Ya elimize almayız biz. Eke kuşu da, yavru kuşu da kesinlikle elimize almayız. Çünkü elini aldığın zaman kuş kendini sıkar. Sen de tutmak için mücadele edersen kuşa istemsizce zarar verebilirsin. Feki kırılır, kuyruğu kırılır. Yani bunlar başımıza gelen şeyler zamanında. Yüzden... Onun için hastalanmadıkları müddetçe ne yavru kuşu ne eke kuşu elimize kolay kolay... İstisnai durumlar dışında. Tabii. Acil durumlar dışında almayız. Burada da Kadir Karacaoğlu abimizin... Meşhur Sazcı Kadir. Meşhur Sazcı Kadir abimizin efsane kuşlarından bunlar da. Beyaz erkekle dumanlı kırkanat dişisi. Ya burada işte hep birlikte biz en iyisini bulabilmek için mücadele ediyoruz. Harun, bunlar yine Kadir abimizin bebeler. Soner şöyle... Şöyle göstereyim. Bunlar Kadir abinin bebeler. Maşallah, tüy kadar ömrü olsun abi. Şu yan tarafa geçelim mi abi? Yan tarafta devam edelim. Olur kardeşim. Bir diğer ki, ooo, burası da bayağı genişmiş. Büyük kümeslerimiz ferah. Burası erkek kümesi, bekar kümesi. Burası bekar erkeklerin kahvehanesi mi abi? Tabii. Kafayı vurma kardeşim. Burası kahvehane. Öyle diyelim. Burada bekar erkeklerimizin kümesi. Burada da gene aynı kuşlardan var. Halil İbrahim'in göklerinden var. Bizim bozlardan var. Soylar aynı. Tabii. Farklı bir soy yok burada. Burada benim bozlarımdan var. Halil İbrahim'in göklerinden var. Kadir abinin dumanlılarından var. Boz dumanlılarından, dumanlılarından. Erdal abimiz var. Onun da var bir iki takım kuşu, sağ olsun. Eskişehir'de bir kardeşlerimiz var. Sizden iyi olmasın. Gönül bağımız var. Beraber. Tabii, onlara da selam olsun. Tahir. Tahir'le Serhat kardeşlerimiz. Buradan bolca selam olsun Eskişehir'e de. Zaten kuşlarımız aynı. Beraber aynı kuşları besliyoruz. 17 yaşında boz erkek. Şu arkadan didikleyen. Buyruksuz, evet. Buyruksuz. Buyruksuz. Yakalayalım şöyle. Yaşlı emektar. Yani artık yani şey yapmış. Dede olmuş. Vur bu kuşun bak. Ağzı falan, gözü. Ama ne olursa olsun. Evet. Hani sonuna kadar, ölene kadar baş köşede yeri var. Ha şu anda da ben havaların ısınmasını bekliyorum. Havalar biraz daha ısınsın. Tekrardan eşe atacağım. Kendisi hani yumurta... Tohum devam. Tabii. Tohumluyor. Çok da sıkı kalkıyor bile. Tabii. 7-8 yaşındaki kuşlar kanat çırpamaz. Bunu bıraktığın zaman... Şöyle bırak da bıraktır. Kaplasını falan atar yani. Hala da evet, o şey var. Daha bende iş var diyor. Ben ölmedim. Aynen ya. Maşallah abi. Evet, öyle şöyle işte. Dışarı doğru devam edelim. Burada köpek kulübelerimiz. Hayır. Bunlar finolarımız bizim. Dev kangallar var burada. Bunlar bizim sevimli köpeklerimiz. Seviyoruz bunları. Minyatür kangal bunlar. Hayır. Aynen, minyatür hayır, kangal. Hayır. Minyatür. Hayır. Ankara kangalı. Bunları Erzurum'daki dostlarımızdan getirttirdik. Eski bir cins bunlar. Rus finosu diye geçiyor. Bunlar çok sevimli hayvanlar. Seviyoruz bunları. Evet, maşallah abi. Mustafa abi, sana bir şey soracağım. Kadir abi çok güzel kuş uçuruyor abi. Bu kuşların güzel uçmasının sırrı nedir? Ya bizim duyduğumuza göre Kadir abinin saz çalmasıymış. Biz de bunu duyduk. Dedik ki bir de gel bizim oraya. Sazını da bir al. Bir görelim kuşlarımızda performansında değişme olacak mı? O da sağ olsun kırmadı bugün bizi. Sazını da aldı geldi. Hani bir göreceğiz bakalım etkisi oluyor mu? O zaman hemen şöyle Kadir abinin yanına doğru geçiyorum. Hem Kadir abiye bir hal hatır soralım. Alatürkiye YouTube kanalımızda hem canlı yayınlarda hem de bir video içeriğimiz de var seninle beraber Kadir abi. Yine seni yeni tanıyan izleyicilerimiz için bir kendini tanıtır mısın abi? Ben Sazlı Kadir diye tanınırım. Kendimi bildim bileli kuşun içindeyim. Böyle kuş camiasının içindeyim. Mustafa ile Halil İbrahim kardeşimize canımız ciğerimiz, seviyoruz. Hep beraberiz zaten. Ben kuş uçurmaya bir süredir ara verdim. Fazla uçuramıyorum artık. Buraya geliyoruz, kuş izliyoruz, uçuruyoruz, seyrediyoruz. Muhabbet böyle gidiyor abim işte. Emeğinize sağlık abi. Kadir abi, bugün senden şöyle güzel bir şey dinler miyiz? Olur. Size bir türkü çalayım. O zaman sendeyiz abi.
Çelçürün zindanına attılar beni. Çelçürün zindanına attılar beni. Ne suçum ne günahım attılar beni. Attılar beni. Ne suçum ne günahım var, yaktılar beni, yaktılar beni. Bir yanımı dağladılar ateşte annem. Bir yanımı dağladılar ateşte annem. Ne suçum ne günahım var, yaktılar beni. Yaktılar beni. Ne suçum ne günahım var, yaktılar beni. Yaktılar beni. Türkmen obalarında yayılı atlar. Türkmen obalarında yayılı atlar. Ne analar kalmış ne de bacılar. Ne de bacılar. Ne analar kalmış ne de bacılar. Abi ben çok teşekkür ediyorum bugün burada bizi misafir ettiğiniz için. Sohbetiniz, muhabbetiniz, yedik içtik. Biz de memnun olduk. Gayet de keyifli bir gündü. Ya sizin de ayağınıza, gönlünüze sağlık. Osman abimiz de sağ olsun. Takip vakit ediyoruz. Ayırdınız bize. Estağfurullah abi. Hani biz teşekkür ederiz. Bir kusurumuz olduysa affola. Estağfurullah abi. Kuşçular için güzel yayınlarınız var. Ala Türkiye'yi her zaman takdir ediyoruz bu konuda. Birleştirici. İnsanları birleştirici. İnsanların sosyal bir kuşçuluk var. Bunu insanların içinde insanlar birbirini tanımasını sağlıyor. Belki bir yardımlaşma olacak yarın bir gün. Bunlar güzel şeyler. Ala Türkiye'yi bu konuda takdir ediyoruz yani. Evet, kimseyi ayrımcılık yapmadan. Kesinlikle. Uzak yakın Türkiye'nin Iğdır'dan İstanbul'a, İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek izleyicilerimizi Türkiye'deki değerli kuşçularla buluşturuyoruz. Aynen. Herkes evinde oturduğu yerde çok güzel, keyifli vakit geçirebileceği güzel içerikler üretiyoruz. Emek veren herkese bin selam olsun. Aynen öyle. Aynen. Ben de buradan bizi izleyen bütün izleyicilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Sizden de ricamız bizim bu emeğimize karşılık kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yepyeni Ala Türkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.